Bak şimdi sana hayat çizgini göstereyim mi? Sen yanındakini hayal edersin. Abi sana o birini alır. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm, YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTuberlar gibi yine giriş yaptım. Öncelikle hepinizi seviyorum. Keyifli bir video olacağına inanıyorum. Pepo'dayız. Ya Pepo deyince aklıma Şişli Perpa geldi ama Şişli Perpa değil. Direkt Pepo'dayız. Burası benim bir tanesi arkadaşım, bir tanesi kardeşim ama bu arkadaşımla kardeşim dediklerim kendileri orijinalinde kardeşler. Seneler önce bir ticaretimiz oldu ama o ticaretin doğrusuna dostluğumuz hiç bitmedi. Dün evde oturuyordum, Dursun'a bir araba bakalım dedik. Arabayı bakarken, lan oğlum bu araba bizim, yani biz bu arabayı gider alırız. Saat gece 12.01'di, aradım dedim ki o arabayı dedim kimseye vermiyorsun, araba yeni ilana düştü dedim kimseye vermiyorsun, bu arabayı biz alacağız. Kendine mi dedim, kendime alacağım. Halbuki arabayı Dursun'a alacağız. Heyecanlı mıyız? Gazlarsın artık. Bak vum, bırakıyorsun. Yazılım ta 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 ta. Bende vardı bilirsin. Sen o zaman da seversin. Güzel bir araba alacağız Dursun'a. Araba düzgün. Trameri yok. Boya birkaç parça var. Ama inan Allah'a önemli değil. Mal güzel. Malı biz gördük. Bunlar normalde çok video işlerinde yoklar. Ama ben dedim ki hem pazarlık yapacağız hem de seneler sonrasına bir anı bırakacağımız için bu videoyu çekmek istiyorum dedim. Arabamız Mini Cooper, John Cooper, Dolu Cooper, Güzel Cooper. Araba burada. Şaka, bu değil, gel. Yalnız Dursun, mal keklik duruyor. Kaşar durdun turayı gözüne. Oğlum sana iyice uyuz olacak. Seni var ya bir gün... Neden sevmiyorum? Ya seni... Oğlum şimdi ben senin yaşındayken tamam mı hayalim bile yoktu. Senin şimdi bu yaşta her şeyin var, tamam mı? O yüzden seni sevmiyor, uyuz oluyorlar sana. Yani yalnız bakayım lan kameradan nasıl duruyor. Oğlum çok cici durmuyor mu? bak şimdi sana hayat çizgini göstereyim mi? Sen yanındakini hayal edersin. Abi sana o birini alır. O da benim hayalim mi? Kaşar. Hem bak. Onu alır, ha, bu var zaten. Bunu biz şimdi yapıyoruz. Yalnız bu arabanın mazisiyle alakalı. Galiba bu araba eskiden benimdi ya. Yani Facebook'ta fotoğraflarım var ama koltuk döşemesinden galiba benimdi bak. Net değilim. Ama yine benim olan bir şey var. Siz onu göreceksiniz. Müsaade isteyeceğim. Eğer ki gösterirlerse koleksiyonluk bir arabaları var. Eğer müsaade isteyeceğim. Gösterirlerse arabayı göstereceğim. Bu arada arabamız burada. Dostlar selamünaleyküm. Sen böylesin abi. Bunlar şimdi hazır heyecan yapmış ya, ben onları direkt ameliyat ederim. Şimdi biz gece konuştuk. Araba bizim dedik. Biz videoya başlamadan bir 5 dakika önce arabaya baktık zaten biliyorsun. Bütün her şeyini hallettik. En son finalde satışa gideceğiz. Yalnız şimdi araba güzel. Niye almadın kendine? Kendi arabamı kendime nasıl alayım diyorsun. Seninki de değişik bir şey. Dursun seneler önce bunlar beni yatırmıştı. Şimdi öyle. Sıra bende diyorsun. Öyle. Kaç sene oldu? Vallahi bayağı oldu ya. Oldu değil mi? 4 sene. Dördü geçti. 4 sene olmuştu. Geçti. Abi. Beni bunlar çok sağlam ameliyat ettiler. Bir lokma işim vardı senin. Evet. Bunlar beni ameliyat etti ama ben ameliyata çok müsaittim o zaman. Yani çünkü ben ameliyat olmak istiyordum. Bu ikisi bana o zaman hiç acımadılar. Niye? Beni ameliyat ettiler. Biz ne dediysen onu yaptık. Şimdi biz de seni incitmeyeceğiz. İncitme. Araba 100 kaç binde? 120 binde. 120 binde. Değişen yok. Boya değişen var. Yok. Harika bir araba. Harika. Harika. Hiç gazladınız mı? Yok öyle şey yapmadık. Üzmedik. Üzmediniz. Yani bastığında nasıl araba? Gidişi gidişi güzel. Harika. Gerçekten. Harika yaptık. Tamam alalım. Alacaksın abi. Almaya geldik. Seni? Alacağız. İnanıyor musun? İnanıyorum. Aldık. Alındı. Şimdi beni gece 12'de aradın. Evet. Alacağım dedim. Yalan yok, yatakta uyuyordum. Evet. Dedi ki bu saatte niye arar değil mi? Niye arar? Sen az gel de sesin net gelsin. Hayır. Evet. 12'de beni aradı. Dedim kesin dedim. Ünal dedim bu saatte aradığına göre var bir şey. Evet. Boşuna aramaz. Bir ticaret bir ameliyat var. Hissettim biliyor musun? Evet. Dedim, peki, ilanlardaki Mini'ye müşteri olacağını hissettim. Değil mi? Çok net. Zaten o gün mü koymuştun ilana? Yani bir gün önce koydun. Biz normalde her gün bakıyoruz, tamam mı? Ama bizim gözümüzden
Kaçması imkansız abi. Pirana gibiyiz. Her dakika bir yerdeyiz. O bir yerde, ben bir yerdeyim. Salih bir yerde. Bak Salih yine bir yerde. Yine bir yerde. Yine bir yerde. Evet. Bir yerde. Şimdi bu araba eğer doğruysa bizim mahallede bir tane vardı. O mu bilmiyorum. İçi kırmızı olan 3-4 tane var, tamam mı? Benim bildiğim bunların hepsi düzgün. Hani o içi kırmızı olanların hepsi düzgün. Yalnız onlar biri 2008'di. İkisi 2008'di. Bu 2009. Bu 2009. Tamam, bunu da biliyorum. Bunda hiç tramer yoktu çünkü kaza yoktu, evet. Oradan biliyorum. Evet. Şimdi biz Dursun'la arabayı sattık. Hayırlısı benim olsun. Benim kardeşim, Allah razı olsun. Benim kardeşim, sizin de kardeşiniz. Şimdi bu senin kardeşin, tamam. Benim de kardeşim. Senin kardeşin, benim kardeşim. Şimdi bu benim kardeşim, bu benim, ben bunun abisiysem, o senin kardeşin, sen de onun abisisin. Doğru mu? Doğru. Bu işler böyle mi? Doğru. Biz kardeş oluyoruz o zaman. O zaman hep beraber kardeşiz. Ha. Şimdi kırmızı. Kırmızı severiz. Kırmızı severiz. Biz bu arabayı Dursun'a alalım. Alalım. Valla 555 yazıyor ilanda, biliyorsun. Evet, gördüm. Ya ben 550'den aşağı hiç kimseye düşmüyorum. İnan bir sürü arayan oldu. Aha. En son ne olur esnaf, dost, arkadaş? 550'den aşağı kimseye bırakmadım. Yani. Dursun, yüz ifadesini al. Ver elini, bir para söyleyeceğim sana. Abi, ver. Kalbim var, yapma. Yok. Bak tek kelime ama hakkıyla, adaletiyle bir para söyleyeceğim. Bizi incitme. 320. Baba ne yaptın sen ya? Petron'un bir lafı var. Bitirdin söyle ya. Söyle lafını. Abi çalan satmaz o paraya ya. 320 güzel değil mi? Yok abi. Baba bizi yıktın be. Hayallerimizle oynadın ya. Ciddi misin ya? Vallahi. Oğlum biz bunları 50 liraya alıyorduk ya. 50 liraya alıyorduk. Doğru söylüyorsun. Bunları da 10 liraya alıyorduk. Motor oldu kaç para yani? Kaç para? Şu motor 200 lira baba. Ne diyorsun ya? Tabii ya. Of. Dursun gidelim oğlum. Başka paramız yok bizim. Dursun'a hiç gitmeyeydim. Dursun'a bak. Versene bir saniye dur. Ama bakar mısın bak. Bak arabayı alacak ya, kırmızı giymiş. 350 dedik. Doğru çok mu? Tamam, ben hiç uzatmayayım. Çünkü bizim dostluğumuz var arada. Araba zaten uygun biraz. Hissettim. Tamam, ben Dursun'un hatırı bizim hatırımız için 10 sen düş. 10 sen düş. Bu arabayı alalım. Kaç para oluyor abi? Yani 550 ise onar onar düşelim. Hayırlı olsun diyelim. İkilemeyin bizi ya. Onordan onordan. Evet. Diyorsun. 530 mu diyorsun? Evet, 530. Lafımız yerde kalmasın. Hayırlı olsun diyelim. Bak ne sizi incitiyorum. Ben çünkü birkaç kişiden sordum. 550'nin altına hiç vermemişsin. Böyle ortadan iki hayırlı olsun abi. Yani? 10 senden 10 senden dedi ya. Ya bak şimdi iki kardeşsiniz, doğru mu? Siz bana gelsiniz. 5 benden gitsin, 5 ondan gitsin. Yok öyle yapma. 10 10 yapalım. Hayırlı olsun. Sen 10 liraya razı mısın? Razı mısın? Verdik gitti ben. Tamam, ben 10 lira verdim. Tamam bekle. Sen tamamsın. Allah razı olsun. Sen? Kardeşim öyle dedikten sonra benim için tamam, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Biz arabaya az önce baktık Dursun. Dursun şimdi ben seni salacağım baba. Teşekkür ederim. İncitip kırmadığınız için Allah razı olsun. İşleriniz de her zaman güzel ve bereketli olsun. Okey? Allah razı olsun. Lezzimi centimini. Okey. Şimdi burada iki tane sürpriz araba da var Dursun. Müsaade ederseniz bunlar koleksiyoncu. Bu ve bu saklamayı çok severler. Arkada bir tane makine var. Çok iyi. Burada da var. Kilometre söyle. 38.000'de. 38.000'de. Bak ne olduğunu çekeceğiz. O kaçta? 100. O da yani onu komple restorasyon yaptım. Revize. 100 kaç binde? 0. Şu an 0 değil mi? Kaporta, o da 0 o zaman. Her şey 0. Komple 0'landı. Bak sen git baba arabanı çek. Tamam mı? Ben bir yerine bakmayacağım çünkü az önce baktım. Yani video çekiyorum diye bakma niyetine girmeyeyim. Ama senin için gideyim. Biz bir 5 dakikaya geliyoruz. Tamam. Ben bu arabada iki tane sıkıntı gördüm. Şurada bir şey yok ama pazarlık yaptığım için onu, önemli değil. Onu yani şey yapacağız, halledeceğiz. Onun siparişini verdik. O gelecek. Vallahi onu, mi? Evet, onu halledeceğiz. Şoktasın. Pepe olarak gururla sunarım. Abi, bizi mikrofonun nerede? Mikrofonum orada. Rozetini takıyorum. Bundan sonra bizdensin. Okey. Okay. Bunu gerçekten sipariş verdik mi? Kardeşim bunun siparişini verdik. Başka bir şey sipariş verdiniz bunu mi? Gelince takacağız. Yani Erdem Usta biliyor zaten. Konu. Tamam. O takip ediyor, o bize ait. Ha, sormuyor. Oğlum bak, tamam. Ya bende sarı vardı, biz 3-4 sene yine oluyor herhalde. Biz aldık, topladık, renk tonunu değiştirdik sarının. Çok güzel bir hale getirdik. O zamandan beri Dursun'un içinde vardı. Hani bir gün nasip olur mu abi diyordu. O zaman arabası yoktu. Ha, yazık ya, hiç şey yoktu. Ama şimdi Mini Cooper'ı var. Para biriktiriyor abi, adam çalışıyor. Helal olsun. Vallahi helal olsun ya. Sıfırdan değil mi? Bir yerlere bir şey katabilmek, bir yerlere gelebilmek güzel. Bence genç bir arkadaş takdir, için. Takdir. Değil mi?
Allah razı olsun. Taksini Şayan. Helal olsun sana. Okey, çift sunroof. Kupurlar hep çift sunroof olur dursun. Oğlum içi çok güzelmiş ya. Eksiği gidiği ben bir şey görmedim. Kolibir var arabada. Var evet. Son susturucu bir var. Bir bakım yapacağız çok arabaya. Son susturucu var arabada. Downpipe var. Zaten John Cooper Works normal tuning kit var arabada. Body kit var. Jantlar var. Daha ne olsun? Değil mi? Yok yok. Yani bu araba Cooper S body kit olarak Jön'e çevrilmiş araba. Fakat ama motora da Jön'ün kitini takmışlar. Yani evet. Bir Jön 200 örnek veriyorum. Net bilmediğim için söylüyorum. Örnek veriyorum. Bir Jön orijinalinde 250 ise bu arabada yine o değerde. Evet. Tabii yani makine dolu. 11 beygir normalde yazılımsız yani şey normal. S'ler mi? Hayır S'ler değil. Jönler mi? Jönler 111 evet. Tamam o zaman bu da o değerde şu evet, an. Evet. Çünkü arabada sadece dıştan body kit değil motor olarak da Jön'ün kitini koymuşlar arabaya. Burada numarası da var tuning kitin. Hı hı. Zaten burada, motor içi komple şey filtre kitine kadar falan tabii, komple tabii. Jön'e son çevrilmiş. Burada dediğim gibi John Cooper Works. Hı hı. Araba ama Allah var araba çok temizmiş. Black farlar, black stoplar var. İşte jantlar var. Gayet güzel yani. Yani alıp dursun yakıt binecek yani o düzeyde bir araç. Yok bir bakım yapsın. Tamam bir bakımını yapacak. Bunun bakımını normalde bütün araçlarda aşağı yukarı 10-10 derler ama bunu da orta segmente koy. Hani süper sportla normal arabanın segmentine koyacaksın. Buna da 4000'de 5000'de bir gideceksin ya. Evet. Temiz. Ya hep tertemiz olacak. Ve filtreleri falan orijinalle değişeceksin tamam mı? Gidip dandik mandik bir şey alma, benim de canımı sıkma. Dursun bu senin. Hayırlı olsun kardeşim. Kazasız belasız binersin inşallah. Allah razı olsun. Şimdi notere gidelim. Dursun'un özel bir plakası var. Plakasını 34 araba bir il dışı yap. Tekrardan kendi plakalarına çevir. Böyle güzel mazın çiçekler varken içeride millet bunlardan faydalansın. Hadi gidelim. İlk sürprizimiz 2007 değil mi araba? 2007 evet. Hiç mi boya yok? Hiç boya yok. Nereden buldun vicdansız seni ya? Merakınız varsa 106 GT'ye araba çok düzgün. Ben kendim bizzat baktım. İçi dışı çiçek gibi arabanın. Biz aynı zamanda eski Peugeot bayisiyiz. Eski Peugeot servisiyim ben de. Maslak'ta Renault Peugeot. Eskiler bilir. Peugeot'cular tanır. Vallahi. Gerçekten. Bak bunu ilk defa duydum. Ya, bu araba? Parça lazım abi sen nereden? Parça biz neler aldık neler bizim 106'ya. Bir gör. Çektik zaten. Dursun videosunu çekiyor. Ben üniversite zamanı Peugeot servisim vardı Maslak'ta. Bu arabadan temiz bir tane Ankara'da gözümle gördüm. Beyaz var bizim çocuklarda. 2009 Hüseyin'de. Kaç kilo? 16 mı? 13 binde mi? Ne? Net bilmiyorum. Daha da düşük olabilir. Daha da düşük olabilir. Beyaz. Sedefli beyaz. 2009 ama araba Vakko yani. Böyle güzel bir araba. O da en son 5-6 milyon para istiyordu arabaya. Evet. Hüseyin sen şaşırmışsın. İlanda ama gibi. Aradım. Dedim ki sen şaşırmışsın diye Hüseyin'i aradım. Dedi ki abi öyle deme. 3,5 verdiler dedi. Bu Dali Vuitton abi. Dedim ki sen o da şaşırmış. Sen de şaşırmışsın dedim. Şimdi senin araban 2007 boyasız S2000. Cüneyt Kuzu. Senin araba gibi içi. Açabilirim değil mi? Müsaade tabii var. Ki, tabii ki. Bombaları patlatacağım şimdi. Bak. Böyle arabaları çok az kaldı çünkü. Bulamazsın. Allah var yok değil mi? Yani boyasız nerede evet. Kaldı? Parmakla sayılacak kadar var mı Türkiye'de? Bismillahirrahmanirrahim. Vay be. Reis nasıl bir duygu böyle bir arabayı yatırmak? Ha, bende de Ferrari var boyasız. Biliyor musun? Ben de yatırıyorum. Vay bismillah. Oğlum içi ne kadar güzel kokuyor ya. Dursun içi de taba. 2007 siyah. Zaten bildiğim kadarıyla siyah sadece 2007'lerde içi taba var. 2008'de varsa eğer şanstır. Benim acemiliğim çıraklığım olsun. Ama temente pırıl pırıl. Vay be. Yeter tamam nazar değer. Yeter. Hiç boya yok ha. Hiç boya yok. Satıyorsun mu? Şu an düşünmüyorum. Sanki. Biri gelse kapını çalsa. İsteyenler oldu. Şey yapmadım. Ben eski binciler. Bilmeyenler. Bilmeyenler. Vay be. Şöyle örtelim. Fazla detaya girmeyelim. Dursun benim gözüm diğer tarafta. Yani böyle bir arabayı herkes görsün değil mi? Görsün mü? Elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalıştık. Yeter tamam ya. Tamam açıyorum şaka yaptım. Şimdi usta isim neydi? Pandeli. Bir daha söyle. Pandeli. Plakaya bak. Yani bir numarayım diyorsun. Maşallah. Dursun gel. Bu araba orijinal M3 arkadaşlar. Hem de manuel.
Kıymetliyse al sana kıymetli. Bunun rengi karbon şivayz diye geçiyor. Benim 7 kasayla aynı. Arada sadece bir renk tonu var. İkisi arasında yani iki tane karbon şivayz var benim bildiğim. Ama bu... Onun üstüne... Üf. Gel. Komple restore ettik geçen sene. Bunun anahtarı nerede? İçeride. Sana ben bir şey söyleyeyim. Bu arabayı komple yaptıysan senin bu arabaya harcadığın parayı söyleyeyim mi? Bak tertemiz. Bugün çöpe at. 2 sene önce mi toplamaya başladın? Öyle. 2 sene önce başladıysan eğer boya, içi, dışı en kötü 500'lük oldun değil mi? Aa, anlatıyorum. Bak yemin ediyorum sana anlatıyorum. Diyorum ki ya çok gidiyor artık eskisi gibi değil diyorum. Ya kimse inanmıyor. Bugün bir araba boyat 100 lira para istiyorlar ya. İyi bir yerde iyi bir araba boyat. 200-250 bin lira oldu bu araba boyası. Kaç para? 200-250 bin lira oldu. Yani eski araçları restore etmek. Bismillahirrahmanirrahim. Dursun. Anahtara bakar mısın? Anahtar da mı sıfır? Abi arabanın her yeri sıfır zaten. Gel buraya gel. Yani inanın şimdi imkan olsa altını gösterebilsem size. Bütün bakalitler, altının iç yapımı, her şey sıfır. Ha? Şşş, dursun. Az daha dışarıda olaydı evet. Net çekeydik değil mi? Vay be. Oo maşallah. Oo ama ne kadar güzel kokuyor ya. Kokuyu nereden buldunuz? O koku da artık demek ki dönüyor. Bütün sıfırlar birleşiyor, böyle bir koku çıkıyor ortaya. Bunu satıyor musun? Yok, bunu satmıyorum. Bu satılmaz yani. Satılmaz değil mi? Satılmaz. Peki bugün biri gelse sana 3 lira verse? Ya sürekli zaten isteyenler oluyor. Bu biliyorsun en değerli kombin, kupe düz vites. Renk kombini de çok güzel ama dursun biraz daha dursun. Çok emek verdim. Yani para mühim değil yani emek çok fazla. Çok uğraştık yani. Allah nazardan saklasın. Sağ ol. Vallahi Allah kaza bela vermesin. Şu an videoyu izleyen kaç tane genç varsa, gönlünde böyle bir aslan yatıyorsa onlara da helalinden tez vakitte nasip etsin. İnşallah şimdi... dilekleri. Bak şimdi araba almak eyvallah güzel bir duygu ama böyle bir arabayı bitirip böyle bir arabayı böyle bak şimdi abi bak amınım böyle bez var mı? Bak bezin içine bak dışına bak. Benim de bezim var ama böyle değil iç dış aynı bak bunun içi çizilmesin toz olmasın toz gelse de bezi çizmesin arabayı çizmesin diyor özel bez yap hasta işte ne olacak? Maşallah gönlü olan herkese nasip etsin. Garajda böyle araba yatırmak. Şimdi benim var 3-4 tane evin altında. Tamam böyle hani şimdi insanın gururu okşanıyor. Tamam mı? Niye? Hiçbir şeyin yok. Ama sonra bir şeylerin sahibi oluyorsun. Eve aşağı iniyorsun. Sanki onlar seni bekliyormuş gibi çok değişik bir duygu. Evet. Yani akşamları gidiyorsun. Birinin etrafından böyle bir toz alıyorsun. Yattığı için hani marşına basıyorum. Benim cumartesi akşamları marş günümdür. Millet kulübe, diskoya eğlenmeye gidiyor. Ben aşağı marş dinleme. Marşlar basar. 5'in 6'sına o an kaç tane varsa çalıştırırım. Hani aküler ömrünü tazelesin. Ya da yatmaktan araba şey olmasın diye. Araba bir metal yığın ama sanki böyle beni görünce arabanın sevindiğini hissedebiliyorum. Ama bu arabacılıktan geliyor. O da benim içimi hoşnut ediyor. Şimdi bu duyguyu buradaki kardeşlerim yaşayacak. Şimdi Dursun'un yanlış anlamayın. Hiçbirinizden hiçbir farkı yok. Şimdi ben sana ne diyordum? Ya bana hep diyordu ki abi ya böyle bizim de bir gün bir arabamız olur mu? Ben dedim ki sabredeceksin ve tamam. Çalışacaksın. Kalbini hoş tutacaksın. Evet çalışacaksın. Bir de ya bu iş nasıl oluyor? Ya ben nasıl böyle mal sahibi olacağım kardeşim? İstemesini bilirsen yaradan zaten sana veriyor. Ama sadece istemesini bil. Ama mücadele ve çalışmak. Doğru mu? Doğru. Dürüstlük en önemlisi. Bak o zaten o ilk kural. Ben söyleyeyim. İnsan kandırmayacaksın. Çalışkan olacaksın. Tembel adama Allah bir şey veremez yani maalesef. Tembele de veriyor ama tembel olacak kıymetini bilmiyor. Bilerek. Bak çalışkan çalıştı, çabaladı, senelerini verdi. Sana. Yanımızda. Bir kere kalbini bozmadı. Vallahi. Görüyor musun? Doğru mu? Ama sen şimdi buraya 11-12'de de gelebilirsin. Tabii. Sabah 8 dedim buradasın. Niye? Rızk erkenden dağılıyor. Hemen gidiyorsun rızkını toplayıp geliyorsun. Biz de mesela sabah başka bir yerde işimiz vardı. Çıktık buraya geldik. Niye? Çalışacaksın abi çalış. Mücadele. Senden sonrakine de bir şeyler bırakabilmek lazım. Çoluk çocuk geliyor. Arkadan yetişen bir nesil var. O yüzden Allah kaza bela vermesin. Vallahi size de güzel ve dürüst esnaflığınızdan dolayı ayrıyeten teşekkür ederim. Ne demek abi? Çay çok güzeldi. Sağ olasın. İçeriz yani o anlamda. Tekrar olursa içeriz.
seviyorum. Hakkınızı helal edin. Ne demek? Helal olsun. Hayırlı helal olsun. Abi, hayırlı notere olsun. Gidiyoruz. Evet. Notere işimizi gidiyoruz. Bitirelim. Kapanmadan gidelim. Ha, Dursun sonra, da işini halletsin en son. Ondan sonra aracı teslim ederiz. Hoşçakalın.